Evet arkadaşlar, merhabalar. 6. sınıflarla tekrardan beraberiz. Bugün 2020. 1919'da biliyorsunuz Atatürk Samsun'a çıkmıştı. Milli mücadelenin başladığı tarih olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar olmuş? 80, 100, 101. yıl. Evet, 101. yıl olmuş. Yılı geçmiş. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattı, ülkemizi kurtardı bu tarihi beraber işlemiştik hatırladınız. Yine işleyeceğiz. Yer yer konusu gelecek. Özellikle 8. sınıf daha da ayrıntılı işleyeceğiz. Bu arada bunu bitirdik. Dün Cumhurbaşkanı Eylül ayında yani yeni dönemle beraber okula başlayacağız. 6B sınıfının velileriyle bir görüşme yapalım arkadaşlar. 6B'den izleyen var şu anda bakayım. Hiç kimse izlemiyor. Bir kişi izliyor. Şu anda 6 kişi. 6B'den Yağmur, Karaşin, Deliha, İrem Ayhan. Evet. Yağmurcum, şey yapalım. Velilerinizle bir Zoom yapalım. Ne zaman yapalım? Mesela işte yarın da 7. sınıflarla devam var. Perşembe günü de Perşembe. Cuma günü akşam yapalım. Cuma günü akşam kaç olsun? Cuma akşam saat 9.30'da olsun. Yani Cuma günü akşam 21.30'da velilerle Zoom yapalım. Ben yine mesaj atarım velilere ama sana zahmet sen de arkadaşlarına mesaj atarsın. Tekrar ediyorum. Cuma 21.30 6B veli toplantısı. Zoom'dan. Zoom linkini de ben sana atarım. Tamam mı? Yine mesaj şeylere bizim veli sisteminden de mesaj atılır. Sen önden bilgi verirsin. Evet. Şimdi bugün 19 Mayıs tatil aslında ama ders yapılmaz, tatil oldu. Biz zaten ders yapmadığımız için geçen hafta teknik sorunlardan dolayı yapalım dedik. Devam edelim dersimiz arkadaşlar. Şurada kalmıştık. En son işte hatırlarsanız iş makinesi önüne çıkan kadını konuşmuştuk. Şimdi demokrasi her yerde konusuna gelelim. Çoğulculuk, demokrasi, hukuk, katılım. Ben size bunları şurada zaten tek tek anlatmıştım. Şuradaydı değil mi? Evet, bakın burada bunları konuşmuştuk arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Özellikle ne demiştim size? Şuradaki çoğulculuk meselesine dikkat ediyoruz. Çoğulculuk demek, bunu unutmayın, karıştırıyorsunuz. Çoğunluğun kararlarına uyulup azınlık haklarının gözetilmesi demekti. Bunu unutmayın. Demokrasi eşitlik demekti. Hukuk zaten biliyorsunuz ülkenin belli bir kurallara göre, kanuna göre yönetilmesi. Hukuk kuralları göre eşit olmalı. Katılım da adı üstünde katılmak. Bir siyasi partiyle olabilir. Bir toplum. Hatta sizin yerde gördüğünüz bir çöp birikimi ya da alınmamış bir çöpü belediyenin internet sitesine girip oraya bildirmeniz bile bir katılımdır aslında. Bunları tekrardan ayrıntılı girmeyeceğim. Bunları işlemiştik. Devam ediyoruz. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar 15 Temmuz'da da bir olay yaşadık.
2016 yılında biliyorsunuz darbe girişimi oldu. İşte FETÖ terör örgütü bazı askerlere sahte emirlerle onları yönlendirdi. FETÖ'ye de onun yolundan gitmek isteyen bazı hainler de ona destek verip meclisimizi bombaladılar, köprüyü kapattılar, bazı işler yaptılar. Amaç ülkeyi ele geç, yani ülke yönetimini darbeyle indirmekti. Fakat halkımız buna karşı çıktı arkadaşlar. Hatta TRT'den de yayın yaptırdılar. İşte yönetim ele geçirilmiş, darbe yapılmış. Halkımız buna karşı çıktı. Bakın görüyorsunuz bu görselde Boğaziçi Köprüsü eski ismiyle onun girişinde halk asker şeylerin bu tankların önüne çıktı. Buna izin vermedi. Camilerden selalar verilerek halk darbecilere karşı uyarıldı. Bazı askerler tabii ki 15 Temmuz'da FETÖ'ye uymayarak ona karşı çıktı. O da darbecilerden bir kurşun yedi. Ömer Halis Demir. Bakın görüyorsunuz. Bu da meclisimiz arkadaşlar. Bombalandı. Araya. Evet, arkadaşlarınız bugün ders olduğunu bilmiyorlar mıydı? İsterseniz mesaj atabilirsiniz şu anda. 9 kişi var çünkü. Mesaj atın, gelsinler, dersi dinlesinler. Merhaba Alper, merhaba Zeliha İrem, merhaba Havincerim. Ceren, pardon, Havinceren. Cenk, bu Zoom uygulamasında olsun, derslere katılımın olsun. Benim gözümde gerçekten çok değerin yükseldi. Yani seni ben ders okuldayken ne bileyim böyle sanki katılmaz diye düşünüyordum da. Ama böyle canlı yayınları hiç kaçırmamanla, Zoom'daki dersi dikkatlice dinlemenle, buradaki yaptığımız rehberlik dersine dikkat. Benden takdire şayan duygular besledim yani sana karşı. Zarman Store. Merhaba. Zarman. Şimdi Zarman. Tartamadım. Günlük hayatta hepimiz mutlaka ya bir otobüs durağında ya da bir yemek sırasında sıraya girilmesi gereken durumlarla karşılaşıyoruz. İnsanların böyle durumlarda sıraya girmesi aile ve okul bir derecede demokratik. Nitekim toplum hayatı diğerlerinin haklarına saygıyı ve kendi sorumluluklarını gerektirir. Evet, görselde görüyorsunuz. Otobüs gelmiş. Otobüse insanlar sırayla biniyorlar. Sırada beklerken, tam kapıdan girecekken birisi sizi lağırt diye ittirip, sizi kenara itip, hatta düşürüp içeriye girmeye çalışanlar olur. Olmuştur, rastlamışızdır. Ben çok rastladım, sizler de görmüşsünüz. Metroya binerken, metrobüse binerken, ben hamile bir kadını itip yere düşürüldüğünü gördüm metrobüse binerken. Sizlerin böyle bir şey asla yapmayacağınızı çok iyi biliyorum. Fakat sizler ileride bu ülkeyi yöneten kişiler olacağınız için, bunlara müdahale edebilecek olan kişiler olduğunuz için, olacağınız için lütfen bunu iyi algılayın. Kuralsızlıklara sakın izin vermeyin. Buraya demokratik bir toplumda olması gereken özellikleri yazacağım. Demokratik bir toplumda olması gereken özellik. Son birkaç derstir işlediğimiz şeyler aslında arkadaşlar. Bir, demokrasi ki. Hukuk kuralı. Bunlar temel şart arkadaşlar.
Kesinlikle yazılı bir kurallar olacak ve seçimler olacak. Özgür, hür oy kullanma işi olacak. 3. Demokrasi. Herkes eşit olacak. Yoksa orada demokratik bir toplum oluşturamayız. Kadın erkek diye ayrılıyorsa bir toplum, zengin fakir diye ayrılıyorsa olmaz. Güçlü olmaz. Herkesin eşit olduğu bir toplum olması lazım ki burada demokratik bir toplumdan söz edebilelim. Ama yoksa olmaz yani. Buraya yazılacaklar onlar zaten arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı bunları biz konuşmuştuk. Evet. Görsellerde hangi haklar kullanılmaktadır? Burada eğitim hakkını görüyoruz. Burada sağlık hakkı. Burada oy kullanma, seçim hakkı. Burada askerlik görevimiz. Görüyorsunuz. Bakın burada da zaten yazmış. Yetişe hakkı, temiz çevre hakkı, vatan hizmeti, yaşama hakkı, seçim hakkı, hakkı, kanun. Bunları vermiş. Tüketici hakkını Cenk, teşekkürler. Zişan, merhaba. Merhaba Zişan. Zeliha İrem, rehberlik dersi olacak mı? Canım benim, bir velilerinizle ben bir zoom yapayım. Ondan sonra size dönüp şey yaparım, haber ederim. Ha, Ecem Zarman. Merhaba Ecem, hoş geldin. Tüketici hakkı, aldığımız ürünlerde neye dikkat etmeliyiz? Ürün alırken hangi belgelere dikkat etmeliyiz? Kişi faturası, garanti belgesi. Ürünü aldıktan sonraki haklarımız, iade hakkı, garanti hakkı. Bunlar. Temiz çevre hakkı. Yani bunu açıklamaya gerek yok. Temiz bir çevrede bulunma hakkımız arkadaşlar. Yani sabah uyandınız, kaldırımda yürüyorsunuz, her tarafta çöp var, olmaz. Vatan hizmeti, askerlik, yaşama hakkı. Bu daha çok biliyorsunuz çocuk yaşta çalıştırılmakla ilgili. 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Biraz onlarla ilgili bir. Seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, yargı hakkı, sağlık hakkı, vergi ödevi, kanunlara uymak. Bunları da zaman zaman işledik. Evet. Tamam, burayı da tamam. Buradan evet, şuna bakalım şimdi. Ne oldu, arkadaşlarınıza mesaj attınız mı? Bakalım ne olmuş. 12 kişi. Bir belediyenin personelinin mesai takibi için başlatmış olduğu yüz tanıma sistemi yargıdan döndü. Açılan davada bu sistemin personelin kişilik haklarını ihlal etmesi, kişisel verilerin izinsiz olarak kayıt altına alınması mesai. Belediye ise uygulamasına gerekçe olarak binaların dağınıklığını ve personel sayısının fazlalığını ileri sürdü. Yargıya taşınan hakkında mahkeme karar verdi. İtirazları kabul etti. Hukuka uygun bulmadı ve uygulamayı durdurdu. Yani siz bir atıyorum bizim okulumuzu düşünün. Okulun girişine bir yüz tanıma sistemi koyacağım. Kimler saat kaçta girdi, kaçta çıktı, yoklama gibi bir sistem kurduğumuzu düşünün. Bunda hiçbir sıkıntı yok gibi ama işte bazıları rahatsız oluyor. Benim suratımı, benim o anki görüntümün canlı olarak görünmesini istemiyorum diyor. Bu işte arkadaşlar kişilik haklarını ihlale giriyor. Sen rahatsız olmayabilirsin ama bundan bazıları rahatsız olabiliyor. Nitekim mahkemede
Bu yönde bir karar verilmiş. Kişilik haklarına aykırı demiş bu. Okula gidemeyip bir işte çalışmak zorunda kalan kız çocuğu sahip olduğu haklardan hangilerini kullanamamaktadır? Mesela gördüğünüz gibi bu çocuk tarlada, muhtemelen burası Adana, pamuk topluyor. Bu çocuğun nerede olması lazım? Çocuğun okulda olması lazım. Çocuğun nerede olması lazım? Parkta, alıncakta olması lazım. Ya da bu çocuğun evde kitap okuyor olması lazım. Ya da bu çocuğun evde yatıyor olması lazım. Evde oyun oynuyor olması lazım. Ama bu çocuk bu haklarını kullanamayıp tarlaya götürülmüş. Bu da yine bizim ayıbımız arkadaşlar. Bu ailenin fakir olması, bizim tüm toplum olarak devletin, bireylerin yine bir eksikliği. Burada yine sosyal devlete çok görev düşüyor. Bu çocuğun bu haklarından yararlanması için bazı önlemlerin alınması. Aileye yardım gibi mesela. Evet. Bu konuya geçelim şimdi arkadaşlar. Dünden bugüne Türk kadını. Arkadaşlar ülkemizde kadınlar Cumhuriyet'le beraber bazı haklara kavuştular. Yani 100 yıl önce, 50 yıl önce bu haklar yoktu. Seçme hakkı. Milletvekili, belediye başkanı olma gibi hakları yoktu artık. İşte okula gönderilme de sıkıntı yaşandı kız çocuk. Hatta evden dışarı bile çıkması neredeyse yasak gibi. Erkek hep üstünde arkadaşlar kadına göre. Fakat Cumhuriyet'le beraber kadın erkekle eşit mesafeye getirilmeye çalışıldı. Halen daha gelemedi. Halen daha erkekler bazı zaman bazen engellemeye çalışıyor arkadaşlar. Esen Karamürsel Akbek, tıp teknolojisi alanında göz hastalıkları tedavisinde kullanılan bir cihazın patent sahibiymiş. Yasemin Adar, 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya. Eryal Özel NASA'da görmüş. Gizem Girişmen Paralimpik Olimpiyatlarında Türkiye'ye altın madalya kazandırmış arkadaş. Mesela bir tane de ben söyleyeyim kitabımızda olmayan. Şeyleme. Muazzez İlmiye Çığ. Mesela dünyaca ünlü Sümerolog. Sümerleri işlemiştik ya hani. Sümerolog da o bölgeyi, o tarihleri inceleyen kişi demek. Çok yaşlanmış. Şöyle göstereyim. Muazzez İlmiye Çığ. 1914 yılında doğmuş arkadaşlar. Ve halen yaşıyormuş. 105 yaşındaymış. Öyle gözüküyor. Evet. Muazzez İlmiye Çığ arkadaşlar. Çok büyük bir Sümerolog. Çok büyük bir bilim insanı. Türkiye'nin yetiştirdiği ender kadınlardan birisi. Şu kavramlara şimdi bakalım arkadaşlar. Cinsiyet ayrımcılığı.
Cinsiyet ayrımcılığı, mesela bir şirkete yönetici alınacak, bir makine mühendisi alınacak. İki kişi başvurmuş. Çünkü şartları sadece iki kişi yerine getirebilir. Nedir şartlar? Bir, makine mühendisi olacak. İki, Amerika'da yüksek lisans yapmış olacak. Üç, Boğaziçi mezunu olacak. Bu şartları yerine getirmiş iki kişi başvurmuş. Birisi erkek, birisi kadın. Şirket erkeği seçiyor. İşte biz buna cinsiyet ayrımı. Ya da bir şirket bir muhasebeci alacak. Kadın başvuruyor. Kadına soruluyor. Deniliyor ki hamile misin? Niye? Kadın hamile ise işe almayacaklar. Niye? Önümüzdeki aylarda işten izin alacak. Evinde oturacak. İşte biz buna cinsiyet ayrımcılığı diyoruz. Çok büyük terbiyesizlik, ahlaksızlıktır aynı zamanda arkadaşlar bu. Erdemli insanların yapmayacağı şeydir. Hayatınızdan cinsiyet ayrımcılığını çıkartın. Pozitif ayrımcılıksa şu, tam tersi gibi düşünün. Kadınlara böyle pozitif bir ayrımcılık yapılması. Örneğin ben mesela bunu yapıyorum. Kantinde, okul kantininin önünde nöbetçiyim mesela. Bir bakıyorum ki kızları hep eziyorsunuz. Kızları ezerek, iterek ön sıralara geçip tost, çikolata alıyorsunuz. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? İlk önce kızlar alacak deyip erkekleri arka sıraya geçiriyorum. Bu yaptığım ayrımcılık yanlış gibi durabilir ama bu bir pozitif ayrımcılık. Neden biliyor musunuz? Gücü yetmeyen bir bireyi müdahale edip aslında imkanları eşitliyorsunuz orada. İşte biz buna pozitif ayrımcılık diyoruz. Mesela ben son dersin son dakikasında kapıda sıra olun diyorum ya size, hani yemekhaneye ve kantine gidecekler. Sabırsızlanıyorsunuz. Ne diyorum orada da? Kızlar ön sırada olacak. Niye? Koridorda koşmaya başlayınca kızları zaten geçeceksin. Kızlar senin kadar hızlı koşamıyor erkekler gibi. Koşan kızlar da var gerçi de. Sude Koyun. Merhaba. Evet. Bizim ilk Türklerde, atalarımızda da biliyorsunuz ki arkadaşlar, Han ve Hakan, Hakan ve Hatun ülkeyi hep yan yana yönetmişlerdir. Hatta bakın burada eski Türk devletlerinden kök Türk parasının üstünde kral ve kraliçenin mührü yan yana. Hakan ve Hatun'un imaları, suratları yan yana. Evet. Ne dedim size? Cumhuriyetten önce kadınlar eşit değildi erkeklerle. Atatürk bunu eşitlemeye çalıştı. Elinden geldiğince artık kadınları eşit seviyeye getirmeye çalıştı. Bakın Karadeniz vapurunda bir fotoğraf Atatürk'le kadınları. Medeni kanun çıkarttı arkadaşlar bunun için Atatürk. Medeni kanun çok önemli bir kanun. Örneğin bir erkek istediği kadar kadınla evleniyordu. Fakat kadın böyle bir hakkı yoktu. İşte medeni kanun bunu bitirdi. Tek eşlilik getirdi. Erkek de kadın da bir kişiyle evlenebilecek. Mesela kadının boşanma hakkı yoktu. Erkek boşanabiliyordu. Evli. İşte medeni kanunla boşanma hakkı getirildi tarafa. Mesela boşandılar diyelim. Boşandıktan sonra kadın mirası alamıyordu. Kadının miras alma hakkı yoktu. Ya kadını resmen ikinci sınıf vatandaş gibi görüyorlardı eskiden. Medeni kanunla bu da ortadan kaldırıldı.
Sonrasında bakın orada da yazıyor. Belediye başkanlığı ve milletvekilliğine girebilme hakkı verildi. Bakın burada da görüyorsunuz Millet Meclisi'nde bazı kadın vekilleri görüyorsunuz. Ama hala yeterli değil. Hala meclisimizin çok az bir kısmı kadın. Yönetime bakıyorsunuz. Çoğu yerdeki amirlere bakıyorsunuz. Memurlara bakıyorsunuz. Halen daha erkekler çok. Umarım yarın öbürsü gün kadınlarla erkekler eşit, daha eşit bir konuma gelir. Buradan böyle bitiyor. Şuradan devam edelim. Evet, devam. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan o günden bugüne Türk kadınını dünya sularında temsil etmenin gururunu yaşıyor. Manş Denizi İngiltere ile Fransa arasındaki geçiş var ya Boğaz. Burası. Burası arkadaşlar. Bakın şurası İngiltere, şurası da Fransa. Bu ikisinin arasına biz Manş Denizi diyoruz. Yani Boğaz da deniyor. Manş Boğaz da deniyor. Burası arkadaşlar. Şurası Londra, İngiltere'nin başkenti. Burası Paris, Fransa'nın başkenti. Burada Londra ile Paris alanında arasında highway var arkadaşlar. Yani yüksek yol değil de otoban diyoruz biz buna. Büyük bir otoban. Buraya kadar geliyor bu. Bu da buradan buraya geliyor. Ve şurada arkadaşlar otoban devam ediyor. Nereden biliyor musun? Suyun altından. Pardon, oradan değil. Şu az bir yukarıdan. Oradan değil, oradan değil. Çünkü nereden hatırladım biliyor musunuz? Karaların en yakın olduğu yerden oluyor şurada. Zaten sarı şeyler var ya, sarı yollar oradan anlarsın. Şöyle yani. Otoban şu. Böyle devam ediyor. Ve şuradan geçiyor. Manş Neli. Ha, evet, tamam. Gösterdiğim yerde. Arkadaşlar. Buradan şuraya yani. Gördünüz mü? Girişte böyle bir şey. Evet, burası şeymiş ya. Tren yoluymuş. Otoban değil de tren. Her neyse tamam devam edelim. Evet şuraya bakalım şimdi arkadaşlar. ...2016-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele 3. Ulusal Eylem Planı kurum ve kuruluşlarla güçlü bir işbirliği içerisinde ülkemizde uygulanmak.
kültürümüzde, inanç değerlerimizde yeri olmayan kadına şiddet konusunun sadece belirli duyarlı olduğu olmadığı, bu konuda toplum kesimlerinin birlikte mücadele etmesi gerektiği vurgulandı. Şiddete karşı mücadelede toplumun her kesimine görevler düştüğü ifade edilmiştir. Bir tane şey vardı. Neydi o? Evet, İstanbul Sözleşmesi var arkadaşlar. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi. Biliyorsunuz biz Avrupa Birliği'ne kriterlerine uyum sağlamaya çalışan bir ülkeyiz arkadaşlar. Yine bu şiddetin önlenmesine dair de birçok çalışmalar yapıyoruz. Hem devletimiz hem Cumhurbaşkanlığı, bakanlar, çeşitli valilikler, sivil toplum kuruluşları bununla ilgili çok büyük mücadele içindeler. Biliyorsunuz ki geçenlerde de yine bir sürü kadın cinayetleri oldu arkadaşlar. Hatta çocuğun yanında, hatta ne demişti kız? Ölme anne gibi bir şey söylemişti. İşte ölmeni istemiyorum gibi. Çok içimizi burkmuş, mahvetmişti. Ne burkması. Genelde arkadaşlar şöyle oluyor durum. İşte erkek kadının gitmesini yediremiyor. Eşinin boşanmasını, isteğini yediremiyor. Mahkemede ayrılmışlar. Hatta hakim karar vermiş. Bu adam bunun yanına yaklaşamaz diye yasak koymuş. Demiş ki işte sen bu kadına 80 metre yaklaşamazsın. Geliyor onu tabancayla vuruyor, bıçaklıyor, ediyor. Devlet polis koruması lazım falan ama bayağı bir sıkıntı oluyor. Lütfen bunlara dikkat arkadaşlar. Yarın bir gün polis olursunuz. Ya da ne bileyim yönetimde bir yerlerde olursunuz. Ya da ne bileyim hukuk alanında bir yerlerde olursunuz. Kadına karşı şiddet konusunda lütfen maksimum özen gösterin arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim, tamam mı? Yani sessiz kalmayın yani olaya. Belki şimdi yaşınız küçük. Ama yani bir yerde bir şey görürsünüz. İlla yaşınız küçük olması önemli değil. Bir erkek bir kadına bir şiddet uyguluyorsa arkadaşlar buna sessiz kalmayın. Hiçbir şey yapamıyorsanız hiçbir şey Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı hemen size göstereyim.
Alo, 183. Hemen 183'ü tuşluyorsunuz arkadaşlar. Telefondan 183'ü tuşla. Hemen sana orada karşına ne için aradığını bileceklerdir zaten. Alo, karşı apartmanda bir adam kadına şiddet uyguluyor. Nokta, bu kadar. Yani kadın öldükten sonra oraya polis gelecek. Kadın öldükten sonra mahkeme kurulacak. Bunun bir önemi yok. Önemli olan bu şiddet oluşmadan sonuca, bu erkek şiddetini sonuca ulaştırmadan o kadını kurtarabilmek arkadaş. Sessiz kalmayın. Şiddet illa dokunarak, vurarak olmaz. Şiddet sözel bir şiddet de olabilir. Birine bağırmak, küfür etmek de bir şiddet olabilir. Şiddet hiçbir şey yapmadan yanına yaklaşınca bile olabilir. Buradaki kriter karşıdaki kişinin ne derece rahatsız olduğudur, rahatsız olup olmadığıdır. Biz rahatsızlık durumuna göre her türlüsüne şiddet diyoruz. Tacize uğruyor kadınlar. Daha birçok şey arkadaşlar. Neyse, şunu söylemek istiyorum sonuç itibariyle. Ülkemizde halen Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin koymuş olduğu kanunlara, kurallara rağmen erkekler bazı yerlerde, bazı durumlarda buna müsaade etmiyorlar. Kadınlarla eşit olmak istemiyorlar. Güçlerini kullanıp kadınları ezmeye çalışıyorlar. Sizler yarının yöneticileri, yarının meslek sahipleri olarak bunlara engel olun. Bununla beraber çevrenizde gördüğünüz kadına karşı şiddete sessiz kalmayın. Görmezden gelmeyin. Sakın yapmayın bunu. Herkes böyle yaparsa o kadın ölür. Veya başka bir şey olur. Üniteyi burada bitirelim arkadaşlar. Şu değerlendirme sorularını siz testle beraber yapın bu bir hafta içerisinde, tamam mı? 7. üniteye geçelim ondan sonra. Bir dahaki hafta 7. üniteye geçelim. Cuma günü veli toplantısını yapalım Zoom'dan 21.30'da. Zeliha İrem Ayhan. Hocam, mesela bir marketin önünde kadına şiddet uygulayan bir adam var. Çevredekiler adamı ayırıyor ve darp ediyor. Çevredekiler haklı mı oluyor darp ederek? Arkadaşlar, darptan kastı vurmaktan bahsediyor herhalde arkadaşınız. Bir insanın değil, bir çiçeği bile kopartmak, bir kediye bile sert hareket yapmak, herhangi bir insana aynısını yapmak doğru değil. Suçlu vardır ve cezası vardır. Bunun cezasını hukuk kuralları koyacaktır. Eşini, kadını döven bir adamı aldık, biz dövmeye başladık. Adamdan ne farkımız kaldı? Hiç farkımız kalmadı. Aynı adam gibi olduk. Onunla bizim bir farkımız olması gerekir. Artı, bunun cezası var. Kitapta bunlar yazıyor, kanunlarda bunlar yazıyor. Bunun cezasının ne olduğunu hakim verecek. Bizim oradaki amacımız derhal güvenlik güçlerine onu hemen teslim etmek. Ne bileyim, hani kollarını tutabilir, bir yere yatırılabilir, hani hareket etmesin, zarar vermesin diye kelepçe şeklinde tutulabilir. O başka bir şey tabii ki. Kadına ya da kendisine ya da başkasına zarar vermesin diye kilitlenebilir. Tabii darp şeye girmez. Ama evet, insanlar genelde öyle yapıyorlar, doğru. Yanlış, yanlış olmaz. Kesinlikle hukuka güveneceğiz. Yasalara
Hakimlere, mahkemelere işi bırakacağız. Polislere, jandarmaya işi bırakacağız. Hiçbirimiz polis, jandarma değiliz. Onların alanına girmeyin. Bizim işimiz ihbar etmek olabilir. Gücümüz yetiyorsa etkisiz hale getirmek olabilir. Gücümüz yetiyorsa derken işte benim başıma geldi Maçka Parkı'nda. Bir baktım küçük bir çocuğa büyük bir adam baskı uyguluyor, zorbalık yapıyor. Ben adamla aynı şeydeyim, bünyedeyim. Adamın yanına gidip durdurdum. Adam da aynı bünyede, aynı cüssede birisini görünce tabii çocuğa baskı uygulamaktan vazgeçti. Gibi örnek yani. Tamam. Burada duralım. Bir dahaki hafta 7. üniteye geçelim. Cuma günü 21.30 veli toplantısı Zoom adresi gönderilecek. Sorusu olan var mı? Peki, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Değerlendirme sorularını yapmayı unutmayın. Bir hafta sonra görüşürüz. 19 Mayıs tekrar kutlu olsun.